Sinema Artı'dan herkese merhaba. Yine dopdolu bir programla karşınızdayız değerli izleyenler. Bu bölümümüzde sizi neler bekliyor? Gelin birlikte göz atalım. Sinema Artı başladı. Sinema Artı'da bu hafta yönetmen Mu Tunç'la keyifli bir sohbet, vizyona giren filmlere kısa bir bakış, haftanın öne çıkan sinema haberleri, bir filmde birden fazla role hayat veren oyuncular listesi, Darren Aronofsky'nin Siyah Kuğu filmi hakkında her şey ve çok daha fazlası sizlerle buluşacak. I'll be back. Vizyon haftası yine birbirinden iddialı yapımlarla dolu. Korku ve dramın iyi örnekleri sinema severlerle buluşuyor. Meraklısı için Vizyon Artı geliyor. Bu ne ki abatay? Cidine sefet. Bharat. Hindistan'da vizyona girdiği andan itibaren gişe rekorları kırmayı başaran Bollywood drama filmi Bharat, ülkemizde de seyirciyle buluşmaya hazır. Salman Khan'ın başrolde oynadığı film, babasından küçük yaşlarda ayrılmak zorunda kalan Bharat adındaki bir adamın hikayesine odaklanıyor. Hayatı boyunca henüz çocukken babasına verdiği sözü yerine getirmeye çalışan Bharat, türlü zorluklara göğüs gererek ailesini bir arada tutmak için uğraşır. Ali Abbas Zafar'ın yönettiği filmde Salman Khan'a Katrina Kaif eşlik ediyor. Hangi kadın? Hangi kadın, 50 yaşında iki çocuk annesi akademisyen bir kadının sosyal medyada kendisi için oluşturduğu sahte hesap üzerinden yaşadıklarını konu ediyor. Eski sevgilisi tarafından terk edilen Claire, sosyal medyada büründüğü 24 yaşında sarışın bir kadın kimliğiyle eski sevgilisinin izini sürmeye başlar. Sevgilisinin yakın arkadaşına gönderdiği arkadaşlık teklifiyle durumlar zamanla değişir ve aralarında duygusal bir çekim olur. Artık Claire zor bir karar vermek durumundadır. Başrolünde Juliette Binoche'un yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Julie Pierre'la birlikte senaryoyu da kaleme alan Sayfi Nöbo oturuyor. Joe is a genius. Düzenbazlar Kulübü. Gerçek bir hikayeye dayanan suç türündeki drama, 80'lerin sade zinciri akımına kurban giden bir grup iş adamının öyküsünü anlatıyor. Diverting investments to pay expenses. Varlıklı bir girişimci olan Joe Hunt, borsacı arkadaşı Dean Carney ile BBC adında bir pazarlama sistemi kurar. Where's the money? There was never any money. Büyük şirketler ve jet sosyetenin de katılımıyla büyüyen oluşum, önceleri daha çok para kazanmayı amaçlasa da hisse değerlerinin yükselmesiyle dikkat çeker ve FBI'ın devreye girmesine sebep olur. Başrolünde Kevin Spacey izleyeceğimiz filmin yönetmen koltuğunda James Cox oturuyor. Andy Muschietti'nin oturduğu filmin oyuncu kadrosuna önceki filmden farklı olarak Xavier Dolan'ın da dahil olduğunu görüyoruz. İlk filmi beğenmiştim. Sadece korku gerilim olarak değil, dram olarak da sağlam bir filmdi. Film hikaye olarak palyaçoyla küçük çocuklar arasındaki bir mücadeleyi anlatıyordu. Palyaço gizemli, metafizik bir varlıktı. Ama ifade ettiği korkular aynı zamanda gündelik gerçeklikten de besleniyordu. Özellikle çocukların okuldaki akran zorbalığından çektikleriyle palyaçonun kötülüğü arasında güçlü bir paralellik kuruluyordu. Ve aynı zamanda palyaço çocukların bilinç dışı korkularını da açığa çıkarıyordu. Palyaço çocukların bütün korkusunun simgesiydi aslında, toplamıydı. Ve finalde verdik gerçekten başarılı bulduğumu söyleyebilirim.
Orada özellikle benim yaratık, çirkin yaratık estetiği dediğim bir estetiği kullanıyor film. Fazlasıyla kötü yaratıklar, korkunç yaratıklar var. Tam bir korku şovu. Korku filminden istediklerinizi bulabilirsiniz. Ama dram olarak baktığınızda ne yazık ki ilk filmin uzağında kalıyor. Sırada haftanın önemli sinema olaylarından derlediğimiz Haber Artı bölümümüz var. İtalya'da bu yıl 76.sı düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali, Japon yönetmen Hirokazu Koreeda'nın La Verite filmiyle açılışını yaptı. Başrolünde Joaquin Phoenix'in yer aldığı, Türkiye'de 4 Ekim'de vizyona girecek Joker filmi ise dünya premierini festivalde gerçekleştirdi. Ünlü yıldız Brad Pitt, rol aldığı uzay filmi Yıldızlara Doğru'nun festivaldeki galasında, kırmızı halıda rol arkadaşları Liv Tyler, James Gray ve Ruth Negga ile birlikte tüm dikkatleri üzerine topladı. Yıldızlara Doğru filmi 7 Eylül'e kadar sürecek olan festivalde Altın Aslan Ödülü için yarışacak. Gün batmadan, gün doğmadan, gece yarısından önce üçlemesini 9'ar yıllık aralıklarla, çocukluğuysa 12 senede çeken Richard Linklater, çekimlerini 20 yılda tamamlayacağını açıkladığı yeni filmi, Merrily We Roll Along için hazırlıklara başladı. Yönetmen Linklater, 1934 tarihli aynı adlı oyundan uyarlanan Stephen Sondheim'ın ünlü müzikalini bu kez beyaz perdeye taşıyacak. 13-22 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da, 19-22 Eylül tarihleri arasında ise İzmir ve Ankara'da seyirciyle buluşmaya hazırlanan 18. İF İstanbul Bağımsız Filmler Festivali programı açıklandı. Festivalin İF Galalar Seçkisi'nde aralarında Roy Anderson'un 14 yılda tamamladığı son filmi Sonsuzluk hakkında ve Sundance Film Festivali'nden jüri büyük ödülüyle dönen The Souvenir'in de olduğu toplam 10 film gösterilecek. İF Efsaneler bölümünde ise Türk sinemasından Tabutta Rövaşata, J Block, Eşkıya, A Roman gibi sevilen filmler izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Festivalde efsane Türk filmlerinin yanı sıra İF Kült kategorisi kapsamında David Lynch'in Mavi Kadife, Eraserhead ve Kayıp Otoban filmleri sinema severlerle buluşacak. Öğrenemedin mi sen işini? Ayol, dinle annenin. İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy'un çocukluk yıllarıyla hayatından kesitlerin anlatıldığı Akif adlı belgesel izleyiciyle buluştu. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde doğduğu ve çocukluğunun bir bölümünün geçtiği evi müzeye dönüştürülen vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatını konu alan Akif belgeselinin Çanakkale'de gerçekleşen galasında Mehmet Akif Ersoy'un yetişkinliğini canlandıran Erdoğan Özerdem katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Bu yıl ikincisi düzenlenecek Başka Sinema Ayvalık Film Festivali basın toplantısı Beyoğlu'nda gerçekleştirildi. 4-9 Ekim tarihleri arasında sinema severlerle buluşacak festivalin bu yılki açılışı Pedro Almodovar'ın son filmi Acı ve Zafer'le yapılacak. Türkiye'den en iyi filmler, Yunan sineması için özel bir bölüm, çocuklar için film gösterimleri ve atölyeler, dünya sinemasından ödüllü filmlerin yer alacağı festival, izleyicilere sinemayla dolu 5 gün sunacak. Açık havada sinema kapsamında Ayvalık'ın farklı mahallelerine kurulan Seyyar Açık Hava Sineması gösterimlerine geçen yıl olduğu gibi bu yıl da devam edilecek. Geçen yıl Nuri Bilge Ceylan'ın Ahlat Ağacı filmiyle layık görüldüğü yılın yönetmeni ödülü bu yılda verilecek. 100 bin liralık ödül 4 Ekim Cuma akşamı festivalin açılış töreninde kazanan yönetmene takdim edilecek. Sinema Artı'nın bu haftaki konuğu kendi tarzı olan, kendine özgü bir tarzı olan çok değerli bir yönetmen arkadaşım Mu Tunç. Mu, hoş geldin Sinema Artı'ya. Hoş bulduk. Öncelikle nasılsın? Çok iyiyim, çok sağ ol. Harika. Tabii
ilk filmin Arada filmi için hayırlı olsun demek için belki biraz geç ama festival macerası var Arada filminin. Geçen sene vizyondaydı. Evet, aynen. Bu sene de festivalde. Şimdi evet. Kendi içinde kalıpları yıkmayı seven bir yönetmen olduğunu biliyorum. Burada da bir ters köşen var. Aynen. Festival maceranı alabilir miyim Arada filmi için? Ya normalde yönetmenler tam tersi bir şekilde ilerliyorlardı. Yani filmlerini ilk önce festivalleri dolaştırıp sonra Türkiye'de vizyona sokuyorlardı. Fakat bunun yarattığı hem handikaplar da oluyor. Çünkü artık bilgi çok hızlı yayıldığı için sıkılıyor insanlar bilgiden. Ben onun tam tersi o bilginin ilk defa Türkiye'de çıkmasını istedim. Ve ilk Türk Film Festivali'nde gösterildi. Ve Türkiye'de vizyona girdi. Ve sonra dünyaya dolaştı. Bu çok daha farklı bir davranış biçimi. Avantajı var, dezavantajı var. Ben böyle tercih ettim. Ve bunun da hala avantajını görüyorum. Şu an en sonu işte Güney Afrika'da gösterildi filmim Durban'da. Onun dışında Bulgaristan'da yakın zamanda gösterildi. Amerika'da gösterildi, New York'ta bir müzede. O yüzden çok daha acayip farklı bir şey oluyor. Yani filmin 2 sene geçti üzerinden. Normalde yani gündemden kalkmış olması lazımken daha hala yeni başlıyor gibi. Tabii şimdi dünyaya dolaşıyor. Farklı bir kıtadan geldiğini söylüyorsun filmin. Gelen tepki nasıl? Şaşırıyorlar. Bütün olay şaşkınlık. Çünkü böyle bir kültürün varlığı zaten bilinmiyordu. Hatta bu film çıktıktan sonra bile varlığını sorgulayanlar oldu. Ben bu yüzden sadece bir yani fotoğrafları göstererek bir belgesel yapma ihtiyacı bile duydum. Sırf bu yüzden. Çünkü yani artık bir ilginç bir durum var. Biz sanki böyle Türkiye'de herhangi bir kültürün var olamayacağını düşündüğümüz böyle ilginç bir kafa da oluşabiliyor. Aslında öyle değil. Çok fazla alt kültür var. Çok ilginç kültürler aslında ilk İstanbul'da doğmuş. Tarihte baktığınız zaman yani çok önemli bir şehir burası. O yüzden de bütün tepkiler şaşkınlık üzerine, bunu özetleyebilirim. Peki Arada bir otobiyografi. Aynen. Öyle değil mi? Aynen. Kendi ailenden bir hikaye. Evet. Bu durum bu filmi senin için çok kıymetli yapıyor ama bizim için ilginç ve farklı bir özgün bir film yapıyor. Evet. Peki çıkış noktan neydi? Yani bir geçmişle hesaplaşma mı yoksa geçmişe bir saygı duruşu mu? Geçmişimle barışmak. İkisi birden de olabilir. O. Geçmişimle barışmak. Barışmak. Çünkü ben punk müzikle, yani bunun Türkçesini söylersek gürültülü müzikler de diye söyleyebilir. Yani bu müzikle dinleyerek büyüdüm. Sebebi ise benim abim Türkiye'nin ilk punk albümünü yapan insanlardan biri. Normalde zaten benim bu kültürü bir internet olmadığı bir zamandan bahsediyoruz. Bilmem zaten normal ötesi bir durum. Çünkü bilgi bu kadar şu andaki olduğu kadar hızlı yayılmıyordu. O yüzden de ben bunu bunu dinleyerek büyüdüğüm için çocukluğumda büyüdüğüm zaman çok zorluklar çektim. Çünkü farklı bir tercihiniz olduğun zaman bazen sizde bir yanlışlık olduğunu düşünebiliyorsunuz. O yüzden de benim aslında Arada benim için bir barışma hikayesi. Bazı kavramlar da metaforik geldi bana. Mesela 90'larda geçen bir hikaye ama biraz zamansız bir film aynı zamanda. Çok teşekkür ederim bunu söylediğin için. Çünkü ben bu filmin zamansız olmasını istedim. Bu çok zor bir konu. Yani demeye çalıştığım şey şu. 30 sene sonra da, 50 sene sonra da bir çocuk bu filmi bir şekilde bulduğunda, izlediğinde etkilenmesini istiyorum. Yani o kozmetik görüntüde kalıp sıkışmasını istemiyorum. Bu yüzden de zamansızlığa çok önemsedim. Şunu soracağım. İlk filminde yaşadığın zorluklar... 2017 yazıydı sanırım değil mi? Evet, aynen. Çekim aynen, dönemi. Aynen. Nasıl zorluklarla karşılaştın? Benim en büyük yaşadığım zorluk ama işte onu getirmeye çalıştım. Aslında bir girişimci yani startup kültürünü getirdim ben sinemaya. Bundan kastım da şu. Filmde oynayan ve filmde neredeyse aslında ekipte bulunan insanların her birinde ilk filmiydi. Ve bunun hem dezavantajı ama hem de çok büyük avantajları oldu. Bu yüzden de ilk filmleri oldukları için, daha önce bir şey yaşamadıkları için de olumsuz değiller. Ve benim en büyük zorluğum aslında daha önce hiç film yapmamış bir topluluğu bir amaç için organize edebilmek. Ve bence bu anlamda Arada'nın yapılış aşamasında çok ilginç tavırlar var. Kişisel zorluklarının içinde mesela fiziki olarak zorlandığın bir... dönemin oldu mu? Oldu. Bunun ama çok acayip bana yarattığı ilham da oldu. Hmm. Ben her şeyi organize ettim. Ya sana anlatamam yani. Her şeyi. Yani evet. O kadar şu an söylerken bile tüylerim ürperiyor. Yani o kadar her şeyi organize ettim ki yani
başrol oyuncularım ile sete gelmeseydi yani çekebilecek kadar hazırdım her şeye. Hı hı. Bir hafta kala ben fark edildim ki sekteleyerek yürüyormuşum ve ayağımı çok yani çalışmaktan zedelemişim. Sinirsel bir sinirsel. Oo. Ve beni ameliyata aldılar. Bir hafta kala. Bir hafta kala. Ve ben yani gerçekten hayatımda bu kadar çaresiz hissettiğim bir an olmadı. Ben ağlayarak girdim. Yani çıktığımda da yani çünkü eğer bir şey ters giderse 6 ay yatalak olmam gerekiyor. Ve bu demek oluyor ki ben bu filmi bir sene sonra çekeceğim. Ve bir sene sonra ben bu filmi çekemezdim. Ve bu filmi çekememezlik durumuyla karşı karşıyaydım. Hı. Ve bu çaresizlik durumu benim başka şeyleri kabul etmemi sağladı. Çünkü o bir haftalık süreç aslında ben yatalak oldum. Bir şekilde de iyi geçti ameliyatım. Oh. Ve filmi çekmeden önce aslında bir yönetmenin kendine bir durma anı yaratması gerektiğini çözdüm. Peki bağımsız sinemayı ve bağımsız sinemacıları konuşuyoruz tabii senin özelinde. Bir kitap var ve bu kitaptan da bahsetmeden olmaz gerçekten de. Çok değerli. Türkiye'de bağımsız sinemaya dair tartışmalar, sahadan düşünceler. Doktor Berges'te Gülçin Özdemir. Evet. Akademik anlamda ilk bağımsız sinema kitabı diyebiliriz. Evet. Değil mi? Gerçekten çok önemli ve işte burada görüyorsunuz Arada filminin de yani senin filminin de kapakta yeri var. Sağ olsun. Yani hocamız değerli ve farklı gördüğü için kapağı taşımak istedi. Ben Hı-hı. de büyük bir onore oldum ve elimden gelen ne varsa bir şekilde katkı sağlamaya çalışıyorum bu değerli akademik bilimsel evet. çalışma. Ve bu ilk defa düzgünce bir şekilde bir araya getirilmiş bilimsel ve rakamsal verileri barındırıyor. Çünkü şimdi en önemli şey bağımsız sinemanın birincisi bağımsız denildiği vakit değerini kaybetme durumu var. Zaten bu böyle olmaması gerekiyor. Yani bir şeyin bağımsız sinema denilmesi onun az kitleler tarafından izlenildiği anlamına gelmemesi gerekiyor. Şu an Hollywood'da herkesin izlediği ana akım. Yani gerçekten işte bu böyle hani halk tabiriyle vurdulu kırdılı denilen filmlerin hepsi inanın arada gibi filmleri çeken yönetmenler. Yani işte Lord of the Rings'in yönetmeni yani Peter Jackson ilk filmlerini size izleteyim. Yani inanamazsınız. Yani neredeyse böyle okul projesi gibi ama evet. değil bir ruh var o filmlerde. İşte bakıyorsunuz Örümcek Adam'ı çeken adam. Onun ilk filmleri Evil Dead diye çok önemli. Yani bunlar aslında bağımsız sinema denilen yerden gelen insanlar. Tarantino dediğimiz kişi tamamen buradan gelen birisi. Rodriguez yani benim en ilham aldığım insanlardan birisi. İşte El Mariachi diye bir filmi vardır. Tamamen yani bireysel film yapmak üzerinden gelmiştir. Yani demeye çalıştığım şey şu. Bağımsız sinema aslında ana akımın özüdür. Abi ilk defa seni bu kadar yakından tanıyorum evet. ve ne yaptığını bilen bir yönetmen görüyorum karşımda. Sağ ol. Sözlerin, fikirlerin, görüşlerin gerçekten çok değerli. Teşekkür ederim. Bu durumda da gelecek projende ne yapacağını merak ediyorum. Bir planın var mı? Seni nasıl bir filmle göreceğiz tekrar? Yakın zamanda mı ya da kafanda mı? Ya var. Üzerine çok çalıştım. İkinci filmim var ama daha farklı bir anlatımda. Hı. Ama bir de bir belgesel filmi yapıyorum. Şu an bayağı yapımı devam ediyor. Nükhet Duru hakkında. Vay be. Evet. Bunu da hatta ilk defa şu an paylaşıyorum. Yani Nükhet Hanım çok önemli bir insan. Yani çok çok önemli bir insan. Sadece müzisyen oluşuyla değil, yaptığı seçimlerle ve duruşuyla. Gerçekten duru bir insan. Aynen ismi kesinlikle gibi. Öyle. Ve bu bilinmiyor. Zaten Türkiye'de çok fazla geçmişe dair biliyorsun yani arşivcilik ve onun yeniden günümüzde konuşulur hale gelme konusu çok yok. Hı. Ve bu yüzden de ben çok önemsiyorum bu projeyi ve ben belgesel filmi yapıyorum bayağı bir süredir. Ve şu an sonuna geldim gibi ve umarım yakın zamanda ortaya çıkacak. Bunu söyleyebilirim. Peki Muh, seninle sohbet etmek gerçekten çok güzel, çok keyifli ama bu bölümün sonuna gelelim. Sonra hızlı sorularla devam edelim sohbetimize evet. olur mu? Evet, tabii. Değerli izleyenler, Sinema Artı bir film hakkında her şey bölümüyle devam ediyor. Siyah kuğu.
Pi, bir rüya için ağıt, kaynak, şampiyon gibi başarılı filmlere imza atan yönetmen Darren Aronofsky'nin 5. uzun metrajlı filmi Siyah Kuğu, bir bale filminden beklenenin aksine tütüleriyle zarif hareketler yapan dansçıların renkli dünyasını değil, kusursuz olmak uğruna kendi olmaktan vazgeçen Nina'nın hikayesini anlatan bir karakter draması. Natalie Portman, Winona Ryder, Mila Kunis ve Vincent Cassel gibi isimleri bir araya getiren film, Nina adındaki genç bir balerinin Kuğu Gölü Balesi'nin baş dansçısı olması ve üzerindeki büyük baskı nedeniyle dağılmaya başlamasını konu alıyor. Klasik Amerikan sinemasının dışında bir çizgisi olan yönetmen, sıra dışı konuları, kendine özgü anlatımı ve karakterlerinin psikolojik dünyalarının üzerine eğilen filmleriyle biliniyor. Siyah Kuğu'nun senaryosu üzerinde 10 yıl çalışan Aronofsky, filmi için finansman bulmakta epey zorlanır. 28 milyon dolara ihtiyaç duyan yönetmen, bütçenin yarısıyla filmi kotarmayı başarır. Nitekim gerilim türündeki filmlerle arası pek de iyi olmayan Akademi, 5 dalda birden aday gösterilen filmde başrol oyuncusu Natalie Portman'a en iyi kadın oyuncu ödülünü layık görür. Portman, filmin çekiminden bir yıl önce kendi bütçesinden bale çalışmaya başlayarak yönetmene destek verir. Oyuncu aynı zamanda kendi karanlık tarafını temsil edecek olan Lily rolü için de arkadaşı Mila Kunis'i önererek yapıma destek olur. Gerçekçi bir görünüm için 10 kilo kaybeden ve kaburgası sakatlanan Portman'a Nina rolü 27 adet en iyi kadın oyuncu ödülü getirir. Portman aynı zamanda kendisini çalıştıran koreograf Benjamin Millipede'le çekimler sırasında aşk yaşamaya başlar. İkili çok geçmeden hayatlarını birleştirir. Hem yönetmen hem de oyuncuları için hayata geçmesi pek çok fedakarlık gerektiren Siyah Kuğu, takıntıların, mükemmelliğin, insanın içindeki iyi ve kötünün, baskı altında açığa çıkan yönlerimizin tasvirini başarılı bir sinema diliyle ortaya koyarak 2000'li yılların en başarılı gerilim filmlerinden biri olur. Sinema Artı'da yönetmen Mu Tunç'la sohbetimize hızlı sorularla devam ediyoruz değerli izleyenler. Mu, hazırsan başlıyorum. Sana çocukluğunu hatırlatan melodi. Abimin plakları ya. Peki mahallede futbol mu, konsol oyunu mu? Mahallede futbol. Babandan öğrendiğin en önemli şey? Tevazu sahibi olmak. İlk izlediğin film? Alien 3. 80'ler mi, 90'lar mı? 90'lar. En sevdiğin yemek? Tavuk diyebilirim. Nasıl insanlarla anlaşamazsın? Kendini bir şey zanneden insanlarla. Değiştirmek istediğin bir huyun? Avantajım olan şey, ben detayları çok iyi görebiliyorum. Bazen çok da takılabiliyorum. Takılmamak. En sevdiğin süper kahraman? Batman. Birinden duyduğun en güzel söz? Seni seviyorum. En yeteneksiz olduğun konu? Spordu. İşte onu çözmeye çalışıyorum ve bayağı bir uzun bir süredir spor yapıyorum. Sinema senin için ne demek? Var olmak. Hangi filmi sen çekmiş olmak isterdin? Last Love diye, son gülüş. Sette olmazsa olmazın? Saygı ve bana hoca denilmemesi. Green Day'den punk mı, Zeki Müren'den sanat mı? Bence her ikisi de çok acayip. Hayat motton nedir? Zamansız olmak. Hediye vermek mi, almak mı? Tabii ki hediye vermek. Yaptığın en çılgın şey? Şu an hayatımın kendisi. Tarantino mu, Guy Ritchie mi? Ya her ikisi de değil ya. Ben ama onların kankalarını tercih ederim. Rodriguez. En sevdiğin film repliği? Samuel Jackson'dan söyleyebilirim ama hep küfür barındırıyor. Şık olmayabilir. Öyle değil mi? Ama onun o tatlılığı çok iyi ama ya. Ama Samuel Jackson, tamam. Evet, Samuel Jackson yani. Lahmacun mu, pizza mı? Lahmacun, direkt. Karadeniz mutfağı mı, Akdeniz mutfağı? Akdeniz. Zamanda yolculuk yapma imkanın olsa kiminle tanışmak isterdin? Edward Said. Sinirlendiğinde nasıl birisin? Çok hızlı konuşabilirim ve konudan konuya atlayabilirim. Başardığın en zor şey? Kendim olmak. Jason Statham'ın sesi mi, Julia Roberts'ın gülüşü mü? Her ikisi de diyebilirim ya. Her ikisi de iyidir yani, bayağı iyidir. Peki son olarak Mu, yıllar önce sinemayla tanışan Mu Tunç'a yönetmen Mu Tunç'tan bir tavsiye. Zorlukların senin ödülün.
Peki Muğtunç, çok teşekkür ediyorum değerli görüşlerin için. Ben teşekkür ederim. Sağ ol, var ol. Değerli izleyenler, Sinema Artı Liste Artı bölümüyle devam ediyor. Charlie Chaplin, büyük usta Chaplin, Nazi Almanyası'yla dalga geçtiği Büyük Diktatör filminde hem bir Yahudi berberini hem de Adolf Hitler'i canlandırır. Sinema tarihinin ilk hiciv filmi olan yapım, modern zamanlar ile birlikte Chaplin'in kariyerinin zirvesini oluşturur. Jake Gyllenhaal, İspanyol yazar José Saramago'nun Kopyalanmış Adam romanından uyarlanan, psikolojik gerilim türünün başarılı örneklerinden sayılan filmde Jake Gyllenhaal, izlediği bir filmde kendisine tıpatıp benzeyen aktöre ve onun peşine düşen tarih öğretmenine başarıyla hayat verir. Don't worry. He's not... James McAvoy. Çoklu kişilik bozukluğundan mustarip 23 farklı alter egosu olan bir genç adamın hikayesinin anlatıldığı Parçalanmış'ta bir James McAvoy şovu izliyoruz demek yanlış olmaz. Oyuncunun 7-8 farklı karaktere saniyelik geçişlerle can verdiği film, yalnızca bu özelliği nedeniyle bile izlenmeyi hak ediyor. Kemal Sunal, hem iyi aile çocuğuna hem de klasik bir kabadayıya hayat verdiği İyi Aile Çocuğu filmiyle Kemal Sunal, oyunculuktaki başarısını bir kez daha gözler önüne serer. Oyuncunun çift karakteri oynadığı tek film bu değil elbette. Sunal 5 filmde daha birden fazla karaktere hayat verir. Niye gelmiş? Hadi söz dinle. Hadi. Yemedim ama... Good evening, ladies and gentlemen. Kate Blanchett. İki Oscar'lı oyuncu Kate Blanchett, hemen her filminde kendisini zorlayacak rolleri seçmesiyle bilinir. Nitekim 20. yüzyılın önemli sanat akımlarının temelde olduğu Manifesto filminde de tamı tamına 13 farklı karaktere hayat vererek, sinema adına kolay bozulamayacak bir rekora imza atar. Tom Hanks, Hugo Weaving, Halle Berry, Jim Sturgis, Hugh Grant. 6 farklı zaman diliminde ve 6 farklı yeryüzünde geçen hikayeleriyle Bulut Atlası, tüm zamanların en yüksek bütçeli bağımsız filmi. Fakat filmin asıl özelliği, başrollerindeki isimlerin tamamının mükemmel makyaj hileleriyle bambaşka tiplere dönüşüp, birbirinden çok farklı karakterlere hayat vermesi. Sinema Artı'nın bu haftada sonuna geldik değerli izleyenler. Haftaya tekrar görüşmek üzere diyoruz. Sinemayla kalın. Thank you.